Merhaba arkadaşlar. Bugün size anlatmak istediğim oyun Scam. Şimdi nereden başlayalım? Diyelim birçok kişinin yaptığı bir hata var. Yeni oyunu alıyorlar birçok arkadaşımız. Direkt ilk önce single'a girip biraz takılıyorlar single'da. Sonra dalıyorlar official server'lardan birine. Orada da birkaç kez loot yapıyorlar, birkaç yeri lootluyorlar. Bir arada bir adam gelip vuruyor. Bir kez, iki kez, üç kez. Ondan sonra sıkılıyor oyundan. Ya oyunu geri iade ediyor veya salıyor oyunu, artık oynamıyor. Bu yeni oyuna katılan arkadaşlarımızın birçoğunun yaptığı hata. Yani Scam PUBG tarzı veya bildiğiniz diğer oyunlara benzemiyor ki. PUBG'de mesela atladığın uçaktan silahı buldun, dalıyorsun adamlara. Scam hayatta kalma oyunlarının birçoğundan farklı bir oyun. Mesela Rust var veya diğer hayatta kalma oyunlar var. Onlar çok hızlı. Ama Scam'da öyle hızlıca gelişemezsin. Yani yapmak istediği şeyi hızlıca yapamazsın. Doğru, bazı serverlar var. O serverlarda, pro serverların birçoğunda yeni girdiğin zaman servera bazı hediyeler veriyor. Onlarla mesela silah filan, bazı şeyler daha hızlı gelişirsin. Ama serverların birçoğunda biraz zamanını harcamalısın. Ve oyundan keyif alabilmen için ilk önce oyunun temel yapman gereken şeyler bilmelisin ki. Bunun için internette, YouTube'da birçok video var. Atılan, çekilen, onlara bak. Oyun veya bir tanıdığın varsa ona sor. Şimdi aldın oyunu, yeni girdin. 5-10 kişilik bir takımın yok ki diyelim bir şey yapabilirsin. Yalnız single takılmalısın. Bir takım bulana kadar. Böyle bir haritamız var. Şimdi yeni başladın diyelim. Haritanın B1, B2, B3 kısmı, A4 kısmı, ya yani birçok serverların birçoğunda insan sayısı, burada adam çok oluyor. Bir de yani burada oynananların birçoğu da pek dost canlısı değil. Yani gördüler mi indirirler. Bunun için yeni katılanlar, yeni gelenler serverlara, yeni oyun alanlar öncelikle bakmalılar şeye. Direkt PvP serverlara dalmayın. Bazı serverlar var, pro serverlar, PvE ve PvP alanları var. Bu sizin oyunu daha çok, daha iyi kavramanızı sağlar. Bazı birçok serverda A1, A2, A3 PvE alanları. Yani burada istediğinizi yapabilirsiniz. Kimse sizi vurmaz. Kimse lootunuzu almaz. Oyunu bir mantığını anladıktan sonra baitinizi filan yaptınız, lootunuzu yaptınız, silahlandınız, artık bir oyunu çözdünüz. Ha, savaşmak mı istiyorsunuz? Çıkın üst kısımlara. B1, B2, B3, B4, A4 veya diğer herhangi bir yerlere adam arayın, vurun, savaşın. Çatışmaya girin. Bir de söylemek istediğim şey, yani diğer hayatta kalma oyunlarında veya diğer savaş oyunlarındaki gibi burada senin düşmanı gördün. Üzerine bir şarjör, iki şarjör boşalttın. Ölmedi, öyle bir şey yok. Yani tek mermide de ölebiliyorsun. Yani Scam oyununu birçok kişinin oynayamaması veya birçok kısmın bu oyunu çok sevmesi, mesela benim gibi, nedeni insanın yaşamına diyelim, insanın metabolizmasına çok yakın bir şey yapmışlar. İşte gördüğünüz gibi hareketleri diyelim, bunun karakter hareketleri veya metabolizma kısmında o kadar karmaşık yapmışlar ki birçok kişinin bunu anlaması biraz zaman alıyor. Bu zaman içinde de metabolizmaya dikkat etmezse karakterin canı düşüyor, yoruluyor, bunu toparlayamıyor. Hem o kişi o zaman da oyundan sıkılıp çıkıyor. Öncelikle oyuna yeni katıldın mı, metabolizmana yemek ye veya su iç. Su çok önemli burada. Su içtikçe, yemek yedikçe bu üst kısımdaki su dengelerini, hedefler bende biraz şimdi düşük, karakteri beslemedim diyelim. Bunlar yükseldikçe karakterinin de sağlık durumu normal olacak, iyi olacak. Bundan sonra oyuna
devam edebilirsiniz. Yeni başladınız diyelim bir server'a. Girdiniz, ilk yapmanız gereken şeyler söyleyeyim size ne. Bir base yapmak istiyorsunuz. Loot yapacaksınız. Bu loot'u toplamak için bir yer lazım. Öncelikle bak B1, B2, B3 alanlarından yeni başlayan kişiler bu alanlardan biraz uzak dursun. Çünkü bunlar birçok kişinin fazlasıyla hareketli, fazlasıyla base yaptığı, büyük takımların burada dolaştığı alanlar. Biraz üst kısımlarda D1, D2, D3, D4'tü veya A1'de, A3'te, A2'de yapabilirsiniz. A4, burada altta naval base var. Yani çok fazla askeri loot'un çıktığı bir alan olduğu için burada çok fazla adam oluyor. Yani yalnız olursanız kaparlar orada. Şimdi mesela ben böyle bir yer seçtim. Bu büyük şehrin yakını. Bir de yanımda arkamda bir bunker var. Silah falan da. Bir de çok fazla da insanın hareket etmediği bir yer. Giden gelen çok olur da yani çok fazla şey olmaz. Sıkıntı olmaz buralarda. Yani yalnız oyuna girdiğinizde base yapmak için ilk yapmanız gereken küçük bir base kapatalım. Yani bir kişinin hareket edebileceği. Bunun için ben admin komutlarını kullanacağım. Evet, siz bunun için loot yapmalısınız. Malzeme toplamalısınız. Admin modlarına girelim. İlk başlayanlar eğer base inşa edecekseniz bayrak atmayı unutmayın. Yani burada 4 tane bayrak var, 5 tane bayrak var. Bunların hiçbirinin birinden bir farkı yok. Yalnızca renkleri farklı. Bir kırmızı bayrak atalım buraya. Buraları bir yere koyalım. Düzlük bir alan olsun. Bakalım. Burası olsun. Bayrak atmamın nedeni benim bayrak alanını öyle gösteriyor. Şimdi büyük olduğu için bak orada rengi değişti, renci oldu. Yani bu alanın bayrağın içine kimse bir şey inşa edemez, kimse bir şey yapamaz. Nedeni bu. Bir de birçok arkadaşımız var. Bazen serverlarda karşılaşıyoruz. Base'i inşa ediyor, bayrak atmıyor. Kapıya da kilitleri atıyor. Sanki kapısı kilitli kalacak diye. Yani bayrak olmadığı için o base senin değil. Yani herkese açık olur. 10 tane kilit atsan bile. Önce bir bayrak attık. Küçükten ormanın içinde olduğumuz için mesela bir şey göstereyim size. Şimdi ilk base atmak için bize gereken malzemeleri hızlıca ormanın içinden toplarız. Bir ağaç kestik diyelim. Böyle dandikten bir duvar çekeceğiz buraya. Önce bir küçük atalım, sonra büyütürüz. Bak gereken şeyler bize 42 tane çubuk, kalas ve şey var. Yani taş, bıçak, balta hepsi olur. Yani bunu birçok arkadaş 42 tane çubuğu bulmakta biraz zorlanıyor. Bunu yapmanızın en kolay yolu ağacı kestikten sonra ağacın böyle kökleri çıkıyor. Bunu alıyorsunuz. Geldiniz duvarın önüne. Yani arkanızı, yanınızı duvara taraf dönün. Çünkü bunu ben kesince bu arkaya doğru uzayacak. Ya veya öne doğru uzayacak. Bunu böyle kırdınız baltayla. Ha, ilk önce oyuna başladığınızda baltanız olmayacak. Bak yana doğru uzadı, rencine girdi. Bir şey olmaz, kaldırırız şimdi. Baltan nereden bulacaksınız? Baltayı burada hızlıca yapabilirsiniz. İşte oyunun yapım balta var. İp lazım. Bir tane de küçük balta başı lazım. İşte balta başını buradan yapıyorsunuz. İki tane taş buluyorsunuz yerden.
Böyle arattığınızda işte yerde 3 tane taş çıktı. Bununla balta başı yapıyorsunuz. İpi nasıl yapacaksınız? İpi de bu 5 tane küçük çubukla bir bıçakla, bıçağı da yapmak için işte burada var. Taş bıçak yapacaksınız önce. Taş bıçaktan sonra bir ip yapacaksınız. İpten sonra balta başı, sonra baltayı yapacaksınız. Şimdi bunları temizleyelim. Bunun altına uzanmış birkaçı. Bu tarafta da uzanmış. Dur. Çok fazla. Bunları bir araya toplayalım önce. Ortalık bir temizlensin. Sonra devam ederiz. Şimdi bu uzun çubukları ben direkt buraya basardım. Ama bana çubuk çok lazım olduğu için 42 tane. Şimdi bu uzun çubukları harap etmek istemiyorum. Ne yapacağım uzun çubuğu? Uzun çubuğu küçük çubuk haline getireceğim. Baltayla. Uzun çubukların hepsini küçük çubuk haline getirdikten sonra duvara basacağım. Yani burada gösterdiği 42 çubuk, 42 çubuk küçük veya büyük fark etmiyor. Ağaç kökünü kestiğimde de bana bir hayli uzun çubuk veriyor. 15-20 tane. Daha çok duvar yapabilmem için onları küçültüyorum. Kalas da işte odunu kütükleri keseceksiniz. Kalas yapacaksınız. Öyle başlattınız. Atalım biz duvarımızı. Demek duvarın bu kısmını attık. Şimdi bu kısmını atalım. Yani böyle bir duvarı, böyle bir şeyi official'da da hızlıca atabilirsiniz. İstenilen serverlarda hızlıca atmak oluyor ormanın içinde. Pek fazla da bir şey istemiyor. Bir duvara atarken dikkat edin. Duvarın bu göstergesi var. Bu gösterge dışarı doğru olsun. Çünkü duvarın yönünü gösteriyor. Yeni duvar sisteminde ön ve arka taraflar var. Bu gösterge eğer dışarı tarafsa duvarın ön o tarafa, ya yani bu duvarın iç tarafı. Yani böyle bir yeri istenilen serverda loot'un ne kadar az çıktığı veya istenilen server yapmak için bir 10 dakika maksimum, bu 10-15 dakika zamanınızı harcar. Şimdi diyelim gösterge içeri, bunu fiil yaparak dışarı yapıyoruz ve duvar inşa ediyoruz. Bir kapatalım buraya biz önce. Kapıyı, bayrağın yerini yanlış koydum. Bir şey olmaz, değiştiririz. Şimdi bunu da buraya attık mı? Kapımızı. Bak, kapıda da gösterge var dışarı doğru. Ha, bak, kapının atılması için böyle bir toolbox gerekiyor. Alet çantası. Bunu yapabilirsiniz. Yapı malzemelerinde var. Neredeydi bu? Toolbox. Neredeydi? Ha, tamam, burada. Alet çantası var ama bunun için size, şimdi bende engine'e full olduğu için daha az malzeme istiyor. Bir de karakteri açarken şeylere dikkat edin. Vereceğiniz karakter özelliklerine. Mesela ilk başladığınız base falan yapacaksınızsa engine'e full verin. Hayatta kalmayı orta verin. Ve böylece base'inizi kolayca yapabilirsiniz. Engine'e full olduğu zaman malzemeyi daha az istiyor. Geri kalanı da şu kafanıza göre dağıtın. Şimdi toolbox'ı yapmak için bize 2 tane metal, bir tane çivi, bir tane civata, bir de metal boru veya herhangi bir şey istiyor. Çekiç filan. Yani bunları bulmak kolay. Eğer hiçbirisini bulamazsa aşağı sopa yapabilirsin.
Ahşap sopayı da işte burada var üstte. Balta istiyor, bir tane de kalas diyor ahşap sopayı. Yaptın, toolbox'ını da yaptın veya herhangi bir yeri lootladın, toolbox buldun. Geldin bunu bastın. Şimdi burada böyle bir aralık kaldı. Ben öyle göstermek için yaptım. Bunu da bilerek. Bunun aralığın kalmaması gerekiyor. Nedenini size söyleyeceğim. Base'i bir yapayım. İkinci duvar da atalım. Base'imizi de bitirelim. Fiil dışarı. Base bitmiş oldu şu anda. Küçük bir sığınak en azından. Şimdi bir sıkıntımız var. Single oynadığımız için bazen yani peşimizden biri gelir, pusar. Biz böyle işte kapıyı açtık mı taradı, adam bizi vurdu. O zaman biz doğana kadar gelir, yatak attık diyelim buraya. Yatağı kırar. İşte böyle bir yatak sistemi var. Bir de birçok yeni başlayanlar yatak yerine shelter atıyor. Barınak. Yani barınakla bu yatak aynı fonksiyonlara sahip. Yani hiçbir artı özelliği yok. Yani yeni başlayanların dikkati, barınağı daha çok şey istiyor. 6 tane çubuk, 10 tane ip istiyor. 10 tane uzun çubuk istiyor. Diyelim tahta kütük istiyor ama şimdi bakın yatağı, yerden olan bu yatağı daha çok daha az malzeme istiyor. Ne istiyor? 3 tane uzun çubuk, ip ve bez parçası, herhangi bez parçası. Üzerindekileri de gömleğinizi, donunuzu falan da kesebilirsiniz. Bunun için bunu şimdilik silelim. Şimdi diyelim kapı açık kalır, girer içeri, şeyi de kırar, yatağınızı da kırar, içeride toplandığınız lootu sırtlar alır gider. Bunun olmaması için yeni başlayanlar ne yapmalı? Kapının önüne bir güvenlik duvarı çekmeli. Bak mesela ben böyle bir güvenlik duvarı çekeceğim buraya. Böyle bir güvenlik duvarı. Bir de iç kısma bir tane güvenlik duvarı çekmeli. Dur bakayım oldu mu? Ha, tamamdır. Bir de iç kısma bir güvenlik duvarı çekin. Buralardan bir yerden olur. Buradan olsun. Böyle bir güvenlik duvarı. Çektiniz mi? Bu ne için? Artık benim base'in içine dışarı çıktığında, çıkmak için kapıyı açtığımda önümde bir duvar var. Yani bu alandan beni birisi buradan yerden yatıp beni vursa bile kapıyı açıp kapatamayacak. Hareket ettiremeyecek. Eğer benim kapımda kilitler hepsi yeri yerindeyse, yani bir tane bile kilit olsa yeterli. Bayrak da benim olduğu için o kapı kilitleri açmadan, kırmadan, yani lockpick atmadan kapıya, onu hareket ettiremez kapıyı. Çıktım diyelim böyle. Kapıyı kapattım. Gideceğim yere gidebilirim. Bir de bu alanı şey yapın. Çivi filan bulduğunuzda burayı böyle çiviyle veya çivi koyun, mayın koyun. Bunkerlarda mayın filan çıkıyor. Yani herhangi biri sizin diyelim geldiniz, açtığınız kapıyı, bak burada da durum aynı. İç tarafta ve dış tarafta bir güvenlik duvarı var. Koştu, öldürdü diyelim sizi. Siz böyle kapıyı açtığınızda buraya giremezsin içeri. Bu iç kısma girince çiviye batıp filan o da ölecek. Ona kadar siz base'den doğarsınız, yataktan doğarsınız, gelirsiniz işte kapı açık, o kapıyı böyle yaparsa kapı kapanır, geri açtığınız anda artık lootunuzu da alırsınız, adamın lootunu da alırsınız. Yani bu güvenli, yeni yalnız oynayanlar bir güvenlik duvarını ilk önce mutlaka yapsın. Base'e girip çıkman daha da kolaylaştırır. Yani biraz güvende olursunuz en azından. Dur, bu karakterin işemesi var. Bunu bir işleteyim buralarda. Hadi bakalım. Oh.
Sıkışmış.